Merhaba arkadaşlar, bir eğitici videomuzda daha birlikteyiz. Bugün sizlere T-Jet motora sahip olan lineamızın direksiyon hidrolik yağını değiştirmeyi anlatacağım. Direksiyon hidrolik yağımızın haznesi burada. Ancak buradaki yağı boşaltabilmemiz için bazı çalışmalar yapacağız önceden. Öncelikle motor kapağını söküp buradan çıkartmamız gerekiyor ve şu alt kısma yağ toplayabilmek açısından bir kap koyabilmemiz için ben motor kapağını sökerek adım adım sizlere anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Motor kapağını sökmemiz için iki tane vidamız bulunuyor. Burada ve şu kısımdaki vidayı sökeceğiz. Daha sonra şuradaki kelepçe ile buradaki kelepçeyi sökerek motor kapağımızı buradan demonte edebileceğiz. Motor kapağının civataları 10 anahtar tutuyor. Metrik 6 somun civata. Motor kapağımızı söktük arkadaşlar şu an. Şu hortumu kelepçeyle sökmemiz de gerekiyor. Kelepçe fabrikasyon bir kelepçe. Aslında sökülüp takılabilir. Ancak vidalı, yani şu şekilde bir kelepçe daha avantajlı olacağından böyle bir kelepçe aldım Nalbur'da. Bana hızlılık kazandıracak. Çünkü o kelepçenin özel bir aparatı olması gerekiyor. Bende de olmadığından kelepçeyi değiştireceğim. 19'a 26 bir kelepçe bunun için uygundur. Gerekli düzenlemeleri yapıp videomuza devam edeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kullanım kılavuzunu okuduğumda bu tür sıvıların 2 yılda bir değişmesi gerekli. Ve kılavuzda Tutella marka yağ tavsiye ediyor. 0.9 kiloluk. Ancak ben de aynı özelliklerde ATF bir motor direksiyon yağı alarak arabaya uyumlu onu kullanacağım. Aldım da kendisini. Şimdi boşaltma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar, işe başladığımda gördüm ki hava filtresini sökmem gerekiyor. Yoksa kabımı buraya tam olarak yerleştiremeyeceğim. Ve yağ bütün motor kısmında kirleteceğini gördüm. Bu sebepten dolayı hava filtresini de sökmek zorunda kaldım. Hava filtresini söktük. Şimdi işlemlere başlayabiliriz. Öncelikle yağ hortum, yağ haznesindeki bağlı olan hortumu bu kelepçeden söküp yağ haznesindeki yağı boşaltacağım. Daha sonra direksiyonumu tam sağ ve tam sol yaparak sistem içerisindeki yağın hazneye çıkmasını ve hazneden de kabıma boşalmasını gözlemleyeceğim. Bu işlem direksiyonun çok ağırlaşana kadar devam ettireceğiz. Direksiyonumuz ağırlaştıktan sonra tamamen yağı boşaltmayıp yani sistemlere zarar vermesini engellemek adına bir noktada duracağız ve yağ ekleyeceğiz. Yağ ekleme işlemine başlayacağız. Böylelikle hidrolik direksiyon yağını değiştirmiş olacağız. Bunu şimdi hep birlikte göreceğiz, yapacağız. Kelepçemizi söktük. Hortumumuzu şu an çıkartacağız. Bayağı bir yapışmış gibi hortum. Çok sıkı. Görmüş olduğunuz üzere
Sanıyorum hiç değişmemiş sıvımız. Simsiyah yağ çıkıyor arkadaşlar. Bayağı bir kara yani ya. Bunu bir ayrı bir kaba boşalttığımda daha net gösterebileceğim. Şimdilik haznedeki yağ aldık. Sonrasında ise direksiyonu sağa sola çevirip sistemdeki yağ boşaltmaya başlayacağız. Arkadaşlar çıkan yağımız bu. Kapkara. Normalde biliyorsunuz ki hidrolik yağları kırmızı olur. Ama yani ben bu arabayı ikinci el olarak almıştım. Sanıyorum hiç değişmemiş ya. Daha iyi görebilmeniz adına şu şekilde gösteriyorum. Gördüğünüz üzere simsiyah. İnşallah arabamızın hidrolik direksiyon sistemine zararı olmamıştır çok fazla. Şimdi ikinci aşamamız olan sistemdeki yağ boşaltmaya başlayacağız. Bunun için burayı ya tekrar kabımı yerleştiriyorum. Şöyle bir durum var. Sarı kapağı yani sistemin kapağını açarsanız atmosfer basıncı dediğimiz basınçtan dolayı çok tazyikli akacaktır. Biz bunu istemiyoruz çünkü etrafa yağ saçılabilir. Bu sebepten dolayı kapalı kalmasını istiyoruz. Ve ben şimdi arabanın içerisinde sağa sola yaparak hidrolik yağının boşaldığını boşaltmaya çalışacağım. Arabamızın kontağını açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne durumdayız. Evet görmüş olduğunuz üzere yağı boşaltmaya başlamışız. Bunu birkaç defa daha yapacağız. Ve böylelikle içerisindeki yağı boşaltmış olacağız. Arkadaşlar 2-3 tur attıktan sonraki çıkan yağımız bu. Şimdi tekrar ben kabı aldığımda damlamaması açısından buraya bir peçete ya da bez olur. Herhangi bir şey olabilir. Tıkıyorum. Siz de tıkarsanız eğer ya da böyle benimki gibi düşerse altını bile koysanız olur. Maksat ya farklı yerlere gitmesin. İçinden çıkan yağ da haznedeki yağından farksız değil. Sistemin içerisindeki yağ da bayağı bir kararmış. Bir merak ettiğim konu aslında bu değişiklikten sonra direksiyonun biraz ağır da hafifleyecek mi?
Onu çok merak ediyorum. Arkadaşlar yaklaşık 800 mililitre kadar yağ çıkartmışız. Bir iki tur daha kabı koyarak bir iki tur daha yaptırıp daha sonra yağ takviyesinde bulunacağım. Arkadaşlar şu an sistemdeki yağımızın %95'ini boşaltmış bulunuyoruz. Çıkan yağın tamamı bu kadar. 1,5 litrenin aşağı yukarı 900 mililitre veya 850 mililitresini boşalttık. Kitapçığında zaten 0,9 kilogram diyordu. Fakat litrede farklılık vardır o miktarlar açısından. Şimdi ben yeni aldığım kelepçe ile birlikte direksiyon hidrolik hortumumu tekrardan yerine bağlayacağım. Bağlamadan önce daha önceden koydum koruma poşetlerimi, malzemelerimi çıkarttım. Tabi buraya koruma yapmanızın bir önemli noktası da şurada görmüş olduğunuz kayışlar var. Kayışlara yağın gelmemesini sağlamak. Yağ gelirse kayışınızın ömrü daha kısa sürede bitecektir. Şimdi ben bu vidayı sıkıp yağ hazneye yağ doldurarak maksimum seviyeye arabayı çalıştıracağım. Arabayı çalıştırdığımızda sistem devir daimle birlikte devir daim yapmaya başlamasıyla birlikte haznedeki yağ içine çekeceğini gözlemlememiz lazım. Bu haznedeki yağ ben tekrar tamamlayacağım. Devir daimle birlikte tekrardan boşalacak. Ta ki artık yağ gitmeyene kadar ve yağın haznesinin içerisinde köpükçük göreceğiz, balon. O da sistemdeki eski yağı söktüğümüzden kaynaklı hava kabarcıkları. Bu hava kabarcıkları da tamamen kaybolana kadar arabamızı çalışır vaziyette bekleteceğiz. Daha sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Bu adımlara şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar arabamızı topladık. Hava filtresini ve motor kapağını taktım. Şimdi hazneye yağ koyacağım. Ancak koymadan önce bir tortularını temizlemem gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere bayağı bir kapkara, simsiyah, pislik dolu. Gerçi içeride filtresi var ancak çok ne kadar az pislik olursa o kadar iyidir yani. Yüzeysel bir temizlik yaptık şu an haznemizin içerisinde. Elimizin yettiği yere kadar yapabildik. Şu an yağ arkadaşlar kesinlikle bu filtresini takmadan koymayın. Çünkü hani yağın içerisinde bulunan tortular ve pislikler içerisine kaçmasın. Hani ne olur ne olmaz fabrikada ambalajlı kutudan geliyor ancak belli de olmaz yani ne olacak. Bu sebepten şimdi yağımızı boşaltacağız. Full ağzına kadar dolduracağız. Maksimum seviyeye kadar.
Arkadaşlar hidrolik yağ haznemizin yağını fulledik. Şimdi arabamızı çalıştırarak devir daim yapmasını sağlayacağız. Az önce fullediğimiz yağ gördüğünüz üzere seviyesi düşmeye başladı. Ve bayağı bir düştü. Şu an yağ yok gibi. Tekrardan yağ ilave ediyoruz. Bahsetmiş olduğum üzere yağda köpüklenmeler oluyor hava kabarcıkları. Bunun sebebi de sistemdeki yağ boşalttığımızdan dolayı oluşan havadır. Bu köpükçükler tamamen kaybolana kadar arabamızı çalıştıracağız. Ve böylelikle direksiyon yağ hidroliğini değiştirmiş olduk arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar köpüklenme tamamen gitti. Şu an yağ seviyemiz de maksimum seviyede göreceğiniz üzere. Şunu da söyleyebilirim ki şu an direksiyonu araba durduğu halde çevirdim. Yağın değişmesinden dolayı %70, %80 civarında direksiyonda bir hafifleme bile hissettim. Çok bariz belli oluyor. Tavsiyem 2 yılda bir sizin de direksiyon yağınızı değiştirmenizdir. Böylelikle hem direksiyon sistemindeki direksiyon kutusu ve elemanlarının ömrünü uzatırsınız. Hem de çok konforlu bir sürüş sağlarsınız. Şu an sıkıntısız bir şekilde işlemi tamamladık.